Ekonomik Görünüm'den herkese iyi akşamlar diliyorum efendim. Başlıyoruz. İki konuğum olacak yine bu akşam. Doktor Can Fuat Gürlesel bizlerle olacak. Ekonomi ve Strateji Danışmanlık Hizmetleri Başkanı ve Profesör Doktor Murat Yülek Ostim Teknik Üniversitesi Rektörü, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun diyelim ve başlayalım. Hoş bulduk. Tabii bugün özellikle öncelikli olarak Merkez Bankası Başkanı'ndan gelen açıklamaları bir miktar değerlendirmek lazım. Çünkü OVP hedefleri oradaki eğer hedefler tutturulacaksa bundan ne kadar uzağız, ne kadar gerçekçi? Tabii bir miktar yine bu çerçevede konuşacağız. Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamalarını bugün izlemeyenler için bir ekrana getirelim, üzerine konuşacağız. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Alman Türk Ticaret ve Sanayi Odası ekonomi toplantısında açıklamalarda bulundu. Kavcıoğlu, son çeyrekte enflasyonun düşüş eğilimine gireceğini beklediklerini belirterek, gıda dışı enflasyonun manşet enflasyonun altında kalmasını bekliyoruz değerlendirmesini yaptı. Merkez Bankası Başkanı, çekirdek enflasyon vurgusu yaparak şunları söyledi. Bizim de parasal para politikamız, politika yönümüz bu yönde dünyayla birlikte beklenen enflasyondaki ve çekirdek enflasyondaki gelişmeleri takip ediyoruz. Bizim dediğim gibi bugüne kadar özellikle bir yıldır biz hem sıkı para politikası sürdürüyoruz ve bunun sonucunu aldığımızı düşünüyoruz. Gıda enflasyondaki bizim dışımızdaki gelişmeleri göz ardı ettiğimizde bunun sonuçlarını gördüğümüzü düşünüyorum. Kavcıoğlu, Türk lirasının güçlenmesi için de adımlar atılacağı bilgisini verdi. Rezervler öngörülerimize uygun seyrediyor diyen Merkez Bankası Başkanı, ihracattaki güçlü artış ve turizm gelirleriyle cari fazla beklediklerini belirtti. Kavcıoğlu, enflasyon ve rezerv konusunda aşama kaydedildikçe risk priminde de iyileşme sürecinin devam edeceği açıklamasını yaptı. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, cari dengedeki iyileşmenin kurun istikrarı için de önemli olduğuna dikkat çekti. Küresel ekonomideki toparlanma, ihracatımızın artışına katkı veriyor diyen Kavcıoğlu, reel kesime yönelikse, Türkiye'de reel kesimde borçluluk yüksek, bu da tek başına riskli değil yorumunu yaptı. Dünya ekonomisine ilişkin de açıklamalarda bulunan Merkez Bankası Başkanı, aşılamanın toparlanmayı hızlandırdığını ifade etti. Profesör Doktor Murat Yülek, ne dersiniz? Burada bir politika değişimi diye de adlandırıldı. Yani bir çekirdek enflasyona ikinci kez vurgu duyuyoruz ve tabii ki şu anda faiz beklentileriyle ilgili indirime daha yakın bir beklenti içerisindeyiz. Ne dersiniz? Bunun tabii riskleri olabilecektir. Size göre ne riskler doğurur? Ben bugün Sayın Merkez Bankası Başkanı'nın yanlış anlaşıldığını düşünüyorum veya öyle ümit ediyorum. Bu çekirdeğe yapılan, çekirdek enflasyona yapılan Merkez Bankası politikalarının manşet enflasyona değil de onun bir alt kümesi olan çekirdek enflasyona yönlenebileceği, onu gösterge olarak alabileceği şeklinde anlayışın yanlış olduğunu düşünüyorum veya ümit ediyorum. Bu yaklaşık 10 yıl önce falan da konuşuluyordu. Acaba manşet enflasyon mu, enflasyon hedefleme sisteminde merkez bankalarının takip etmesi gereken gösterge yoksa çekirdek mi diye. Daha sonra o tartışmalar söndü. Şimdi tabii tekrar birdenbire bir gündeme geldi ama çok zamansız bir şekilde geldi. Ben o yüzden dediğim gibi hem ümit ediyorum hem de öyle düşünüyorum yanlış anlaşıldığını ve dolayısıyla son çeyrekte bir işte indirim vesaire gibi bir politika gelmeyeceğini düşünüyorum. Bunu destekleyen bir evidans da bugün başkanın konuşmaları içinde kur konusunda sadece enflasyon değil kur konusunda da hassas olacaklarını söyledi. Kur şu anda tabii bir bıçak sırtı dengede. Cari dengenin iyi gitmesi, cari açığın düşüyor olması ki orada da belki bugün konuşacağız bir tartışma var ama düşüyor olması Merkez Bankası'nın elini birazcık güçlendiriyor. Gelecek dönemde ikinci yarıda turizm gelirlerinin belki aralığa kadar devam etme ihtimali yani geçen seneki zararı bir süre daha kapatma ihtimali kur açısından Merkez Bankası'nın elini destekliyor. Ama bugün bu ufacık açıklamadan sonra
35'lerden 45'lere kadar, 46'lara kadar çıkması kurun, döviz kurunun gerçekten dövizde bir bıçak sırtı dengede olduğumuzu ve şu anda Merkez Bankası'nın da ekonomi yönetiminin de bu konuda çok dikkat etmesi gerektiğini bize gösterdi. Dolayısıyla bütün bunları birleştirerek biraz da iyi niyetle ikinci son çeyrekte, ikinci yarıda ve son çeyrekte bir indirim gelme ihtimalini ben düşük görüyorum. Eğer daha fazla hani detay gerekirse konuşabilirim ama şu anda tabii burada bitireyim isterseniz. Peki Murat Hocam, Can Hocam'a da ben sorayım. Can Fuat Gürlesel, şimdi tabii Murat Hocam yanlış anlaşıldığını hani ifade ediyor ama önümüzdeki dönemde tabii ki bu para politikasında bir belirsizlik var. Neticede halen daha kafa karışıklığı var. Şu anlamda da tamam, dünyada belirsizlikler var. İçeride yine COVID-19 kaynaklı belirsizlikler var. Enflasyon hedeflerinde ya da beklentilerde mesela sürekli biliyorsunuz işte revizeler yapılıyor. Yıl sonu beklentileri farklı farklı tahminler ve biliyorsunuz makas çok açık. Yani o tahminlerde böyle alt bantla üst bant arasındaki makasın açıldığını görüyoruz vesaire. Belki bunlar bu dönemde anlaşılır ama para politikası ile ilgili biliyorsunuz tahminler yapılırken Eylül diyen var, Ekim diyen var, Kasım diyen var. Yani faiz indirimini hala tartışıyoruz ki gelişen ülkeler biliyorsunuz faiz artırım trendlerine başladı. Zaten gelişmiş ülkeler tarafında Fed, ECB bunlar artık geldi geliyor, ne zaman göreceğiz noktasındayız. Dolayısıyla bu tartışmaların içinde olmak ne kadar doğru? Teşekkür ederim. Tabii şimdi enflasyon Türkiye'de yaklaşık son 2 yıldır bir sarmal içine girdi. Ben bunu önceki programlarda da hep dile getiriyorum, belirtiyorum. 2001 öncesine benzer bir şu anda enflasyon, kur, faiz artışı sarmalı içinde bulunuyoruz. Yani bu 2019'un Temmuz ayından itibaren başladı bu sarmal. Daha sonra bunun üzerine 2020'de Covid etkisi, pandemi etkileri geldi. 2021'de pandeminin artçı etkilerini yaşıyoruz dışarıda ve dünya genelinde çok önemli bir enflasyon oluşmaya başladı. Şimdi enflasyon konusu dünyada da tartışma götürüyor şu anda. Yani dünyada da artan bu enflasyonun kalıcı mı, geçici mi olduğuna ilişkin olarak da büyük gelişmiş ülkelerde tartışmalar var. Ve bu tartışmalar onların merkez bankalarının yöneticilerinin kendi arasında da farklı görüşlere yol açmış durumda. Yani sizler de sık sık yayınlarınızda gündeme getiriyorsunuz, haber olarak veriyorsunuz. Bazı yöneticiler sıkılaşma taraftarı, bir an evvel başlayalım. Bazı yöneticiler de hayır, ekonomi henüz desteğe ihtiyacı var diyor. Yani işin dünya tarafında da enflasyon tarafında bir kafa karışıklığı var. Ama Türkiye tarafına dönecek olursak burada şöyle değerlendiriyorum. Tabii merkez bankalarının iletişim konusu çok çok önemli. Son birkaç yıldır biz bu iletişim konusunda, ki Murat Hocam da biraz evvel güzel bir kelime kullandı. Yani yanlış anlaşıldığı veyahut da yanlış ifade edildiği şeklinde diye. Yani burada bir iletişim yine sanıyorum sorunu yaşamış gibi gözüküyoruz. Şimdi bu iletişim konusu Türkiye'de çok daha hassas. Çünkü bizim piyasalarımız özellikle Türk lirasının üzerinde bu iletişim konusu o kadar hassas ki işte en ufak bir açıklamayla bugün böyle bir tepki veriyoruz. Ama şöyle birkaç üst üste yapılan açıklamayı üst üste koyduğumuz zaman, şimdi Merkez Bankası'nda Mart ayındaki değişiklik sonrası yeni başkan göreve başladığı zaman burada bir faiz indirimi olacak, bu amaçla başkan değişimi oldu diye bir endişe vardı hatırlarsanız. Ama onu yeni yönetim ve başkan ne yaptı? Sıkı para politikasını sürdürdü ve bize şu mesajı verdi. Dedi ki biz manşet enflasyonun üzerinde politika faizimizi belirleyeceğiz dedi. Şimdi bu önce bir beklenti yarattı. Sonra bakıldı ki hakikaten bu böyle gidiyor. Ama hem Temmuz hem de Ağustos enflasyonları politika faizini özellikle Ağustos üstüne çıkartınca bu sefer yurt içi ve yurt dışı piyasalar
şunu düşünmeye başladı haklı olarak. Merkez Bankası bize politika faizini enflasyonun mevcut manşetin üzerinde tutacağım diye para politikasını açıklıyordu. Ve şimdi hadi buyurun Ağustos'ta enflasyon bunu aştı. Acaba Eylül'de ne yapacak diye tartışmalar olurken bir beklenti ortaya çıkmışken yani tam tersine bir acaba faiz artışı mı Merkez Bankası'nın hatta bu anlamda köşeye sıkıştığı şeklinde değerlendirmeler de olmuştu. Ama tam bunun üzerine şimdi bir ana bir politika değişikliği yani bu belirsizliklerin hem dışarıda hem içeride bu belirsizlikler yaşanırken birden bugün hem de Merkez Bankası'nın doğrudan kendisinin bir programı değil hani bir enflasyon raporu açıklaması olur, bir para politikası açıklaması olur. Burada daha geniş detaylı bu konuda bilgi verilir, soru cevaplar olur, daha net anlaşılır. Ama Sayın Başkan katıldığı bir toplantıda bugün bu para politikasında önemli bir hedef değişikliğini açıkladı. Bir ya de basına da açık değildi normalde tabii sonradan hani basına açık olduğu duyuruldu vesaire. Yani soru cevap kısmı evet. Değil mi? Evet doğru. Yani böylesine önemli bir açıklamanın belki çok yeri bu toplantı değildi o anlamda Gözde Hanım paylaşmak istedim. Burada çünkü çok önemli bir politika değişikliği. Şimdi siz de biraz evvel bahsettiniz. Dünyada enflasyonun kalıcı olup olmadığının tartışıldığı, gelişen ülkelerin faiz arttırmaya devam ettiği bir ortamda şimdi bu para politikası değişikliğine bir ihtiyaç var mıydı? Bu bir tartışma. Bunun yanı sıra iki gün evvel de pazartesi günü daha doğrusu şu tartışmaya başladık. Orta vadeli programda da enflasyon hedefi açıklandı bu yıl için. Orada da Merkez Bankası'nın en son enflasyon hedefinin 2 puanın da biraz daha üzerinde bir 2021 kapanış tüfesi vardı. Biri 14.1, biri 16.2 yani 16.2 OVP rakamı 2021 için. Evet çok haklısınız ve dendi ki ya OVP daha yüksek bir enflasyon bekliyor. Merkezin düşük kaldı yani burada da ekonominin iki bacağında acaba enflasyon konusunda bir görüş ayrılığı mı var diye de bir iki gündür bunu da tartışırken bunun üzerine bugünkü tabii açıklama biraz daha kafa karıştırdı. Yani şimdi şöyle gözüküyor. Hani reel sektör açısından da bu son derece önemli. Çünkü kurların istikrarı, bu anlamda fiyat istikrarı vesaire konuları. Şimdi gözüken o ki bir faiz indirimi beklentisini tetikledi bu açıklama. Bu ana politika değişikliği açıklaması. Ve sanıyorum bu Merkez Bankası'nın 22'si veya 23'ü yanılmıyorsam değil mi Eylül'de toplantısı. O güne kadar bu tartışmalar artarak devam edecek ve Türk lirası burada bir miktar yıpranacak gibi diye duruyor. Yani ben de genel olarak bu açıklama sonrasındaki tepkileri ve olası gelişmeleri böyle görüyorum Gözde Hanım. Murat Ülek siz yanlış anlaşıldı derken mesela ne demiş olabilir? Yani ne çıkarım yapıyorsunuz? Hani piyasanın bu kadar kötümser algıladığı tabloyu. Yani asıl söylemek istediği acaba faiz indirimi değil miydi? Yani sadece enflasyondaki beklentileri yönetmek adına. Çünkü aslında tabii ki dünyadaki trendlere bakınca da üretici enflasyonu yani maliyet enflasyonu var dünyada zaten. Her noktada ham madde, konteyner krizi yani arz kaynaklı hep sıkıntılardan bahsediyoruz ya. Neticede bunların bir miktar belki hani şimdi tekrar varyantlar devreye girdi ama işte bir miktar hani para politikalarının artık sıkılaşmasıyla birlikte böyle yavaş yavaş hani kademeli olarak aşağı gelebileceği mi tahmin ediliyor? Böyle olur mu gerçekten? Sizce ne demiş olabilir? Sevgili Can da siz de tabii o benim o sözüm üzerine konsantre oldunuz. Çok haklısınız. Ama dikkat edin ben dedim ki umuyorum ve öyle olduğunu düşünüyorum dedim. Dolayısıyla daha fazla bir bilgiye sahip değilim. Çünkü Merkez Bankası Başkanımızla bir görüşmem vesaire benim olmadı. Dolayısıyla ya bu bir iyi niyet şeyi. Ama gerçekten de Can Hocam'ın da sevgili Can'ın da söylediği gibi yani birdenbire böyle bir toplantıda hani yani hiç beklenmeyen bir söz bir kelime de olsa bana bunu çağrıştırdı.
Onun dışında da Merkez Bankası'nın başkanımızın söylediği diğer sözler, uyarılar vesaire, onların içinde hani bu çekirdek enflasyona verdiği vurgunun bir politika değişikliğine zemin hazırladığı yolunda bir veri yok. Hani ben o yüzden de biraz umutluyum. Evet, anladım. Can, sevgili Can'ın deyimiyle bir iletişim kazası. O da bugün literatüre bunu kazandırmış oldu. Dolayısıyla öyle umuyorum. Ama öteki tabii sözlerinize çok katılıyorum. Yani şöyle ki şu anda dünyanın Covid sonrası girdiği konjonktürün bu en son bölümünde bir dizi film gibi seyrediyoruz onu. Şu anda özellikle büyük merkez bankaları ki bunların başında tabii Amerika geliyor. Şu anda devresel olarak faizlerin değil aynı bırakılması ya da aşağı indirilmesi, yukarı çıkarılmasını konuşuyor. Evet, burada bir kesinlik yok. 2023'te mi gelecek, daha önce mi gelecek? İşte efendim işte bilançoyu ne zaman küçültmeye başlayacaklar falan. Bütün bunlara baktığımız zaman şu andaki devresel durum, cycle, politika açısından para politikalarının dünyada sıkılaşmaya başladığı dönem, bunların konuşulduğu dönem. Evet, bizde işte 19, onlarda neredeyse sıfır var, arada çok büyük bir tampon var. Ama yine de hani aradaki enflasyon farkları vesaire de bu aradaki tamponun çok güçlü bir tampon olmadığını ve onların faiz artırımına başladığı ya da işte likiditeyi toparlamaya başlamayı konuştukları zaman bizim faiz azaltma gibi bir şeyi maalesef konuşmamızın, politika faizlerinden bahsediyorum, pek mümkün olmadığını realist açıdan gösteriyor. Öte taraftan Türkiye'ye baktığımız zaman enflasyon kur geçişkenliğinin çok güçlü olduğu bir dönemdeyiz. Yani 10 sene öncesine göre şu anda geçişkenlik daha güçlü, daha hızlı seyrediyor. TÜFE %45'lerde, arada çok büyük bir fark var. ÜFE TÜFE'yi yukarı çekecek. Dolayısıyla evet, bu senenin sonunda, 2021'in sonunda bugüne göre 19-19-25'lere göre biraz daha enflasyonda düşüş görme ihtimalimiz yüksek. Ama yani bu işte 2-3 puanlık bir düşüş, 19'lardan 16'lara düşüş bizim yaramıza merhem olmayacağı için kurda da biraz evvel söylediğim gibi maalesef bir bıçak sırtı dengenin üzerinde olduğumuz için şu anda Merkez Bankamızın pek politika faizini düşürme gibi bir düşünce içinde olacağını ben hiç ummuyorum. Ama bu benim tabii düşüncem. O yüzden de biraz böyle wishful thinking diyelim, bir iletişim kazası olduğu üzerinde ben yüce bir kanaatim var, öyle söyleyeyim. Peki, çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii şunu biraz sorgulamak lazım. Yani Türkiye özellikle hani Can Hocam da söyledi, işte 2019 Temmuz'dan bu yana faiz, enflasyon, kur sarmalı içerisinde vesaire. Biz bu sarmaldan tam olarak çıkamamışken hem enflasyonumuzu düşüreceğiz, büyümemizi artıracağız. Üstelik bunu bu yıl için, evet, baz etkisinden dolayı zaten çok makul karşılandı %9 hedeflemesi, ama işte önümüzdeki yıllar için normalde Türkiye ortalamasının üzerinde bir büyüme hedeflemesi %5 ve daha sonrası için 5,5 diye, ve bunu yaparken de istihdam yaratacağız. Üstelik cari açığımızı da azaltacağız. Bu kompozisyon ne anlatır? Yani tabii ki iyimser tarafları ve kötümser tarafları var, ama ne kadar gerçekçidir? Önce Can Hocama sözü vereyim ben. Tabii şimdi bu denklemi şöyle değerlendirmek lazım. Burada da açıkçası şu anda pandemi sonrasında oluşan koşullar içinde Türkiye için böyle bir denklemi kurma olasılığını ben çok artmış olarak görüyorum. Yani buradan kastım nedir? Şöyle, gerçekten ben de yani her gün birkaç sektör derneği vesairesiyle bir araya geldiğim zaman şu tartışma oluyor. Şimdi Asya'dan bir uzaklaşma, yani pandemi sonrasında, ve alternatif tedarik kanallarını genişletme. Bu anlamda da Türkiye'de reel sektöre ve Türkiye'nin üretimine yönelik olarak
hemen hemen tüm sektörlerde. Yani bir iki tane konjonktürel hariç, işte otomotivin çipini kenara bırakacak olursak otomotiv sektörünü vesaire. Özellikle Avrupa'da çok önemli bir ilave taleple şu anda karşılaşıyoruz. Yani Türkiye'nin bu seneki yüksek büyümesinin zaten temelinde şu anda yurt dışından kaynaklanan beklentilerin de çok üstünde bir ilave talep var. Bu tamamen Asya'yı bırakalım, Türkiye'den alalım değil. Yani ama Türkiye'den bir miktar daha tedarik güvenliğini sağlayabilmek için özellikle Avrupa tarafından çok önemli bir ilave talep geldiğini görüyorum. Ve bu ilave talebin de tartışmamız da biraz evvel bahsettiğim o gün içindeki toplantılarımızda bu acaba kalıcı mı olacak yoksa 6 ay sonra 1 sene sonra navlun fiyatları düşer tekraren bu Asya'ya mı döner diye sorular oluyor. Benim kanaatim tedarik güvenliğini temin edebilmek açısından Türkiye'ye yönelik bu ilave talebin kalıcı olacağını ve artarak devam edeceğini düşünüyorum. Buna bağlı olarak da Türkiye şu anda hep bizim böyle keşke şöyle büyüsek dediğimiz yani önemli bir ihracat artışı, bunun arkasında kuvvetli bir sanayi üretimi artışı ve yatırımlarla büyüme özel sektörü. Şimdi bu üçü yan yana geldi. Yani özellikle ilk ve ikinci çeyrekte bunu görüyoruz. 3 ve 4'te de devam edecek. Makine ve teçhizat yatırımlarında da çok hızlı bir büyüme görüyoruz. Çünkü bu gelen ilave talebi karşılayabilmek için sektörler biraz endişeli, biraz acaba diyerek %25 bir faiz ortamında dahi bir makine, iki makine, bir hat, bir fabrika herkes için farklı fakat makine ve teçhizat ve sabit sermaye yatırımlarında da çok önemli bir büyüme var. Şimdi bunu sizin tam sorunuzun üzerine yani bu üçlünün yan yana geldiği bir ortam bize bir miktar cari işlemler dengesinde de daha iyimser bakmamıza açıkçası yol açıyor. Ama dediğim gibi bunun tetikleyicisi pandemi sonrası ortaya çıkan bu koşullar oldu. Ve bu koşulların da ben 2022 yılında da devam edeceğini düşünüyorum. Ve Türkiye'nin bu hep arzu etmiş olduğu bu büyüme patikasına doğru daha kalıcı gidebileceğini de düşünüyorum. Orta vadeli programı Türkiye çok detaylı tartışmadı belki ama içeriğinde bu küresel tedarik zincirlerindeki bu değişimden pay alabilme, buradaki pay almaya yönelik yatırımların ve girişimlerin desteklenmesi vesaire gibi başlıklar da var. Hedefler de var en azından diyelim. Bu süreci iyi yönetebilirsek ben biraz evvel sizin sorunuzdaki bu denklem içinde o arzu ettiğimiz büyümeyi daha yaklaşabiliriz diye düşünüyorum. Fakat bunun önündeki en önemli engel fiyat istikrarı ve finansal istikrarımızın olmaması. Yani çok yüksek bir enflasyonla ve finansal kırılganlıklarla devam ediyoruz. Finansal kırılganlığımız da işte bugünkü Türk lirası. Yani en ufak bir böyle bir hafif bir Poyraz esintisi kurlarda çok ciddi değişikliklere yol açıyor. Bu nedenle Türkiye'nin karşısına çıkan bu olumlu koşullardaki o büyüme dinamiklerini değiştireceği, daha sağlıklı hale getireceği bir başarıyı sağlayabilmesi için bence hani fiyat istikrarı ve finansal istikrar, burada da Merkez Bankası'nın, belki Merkez Bankası'nın üstünde ekonomi yönetimi ve siyasetin biraz daha sabırlı olması gerekiyor. Yani Eylül ayı gibi bir çok kritik Fed'in, Avrupa Merkez Bankası'nın çok kritik toplantılarının olduğu bir aya Merkez Bankası Başkanımızın böyle bir mesaj vermiş olması, bu ayın içine piyasa beklentilerini böylesine çevirebilecek. O anlamda ben de bir kaza diyorum bunu ama bundan daha önemlisi biraz daha sabretmemiz gerekiyor. Sayın Başkan bugün çekirdek enflasyona baktığımız zaman sıkı para politikasının sonuçlarını görmeye başladık dedi. Yani bazı alanlar için evet doğru ama bunu söylemek için de biraz daha zamana ihtiyaç var. Çünkü şöyle ben reel sektörün çok içinde olduğum için şimdi Eylül ayı, Ekim ayı yeni sezon ayıdır. Çok sektör için. Ürünlerin değiştiği, Ağustos'ta indirimler kampanyalarla stokların tüketildiği, tüketilmeye çalışıldığı ve yeni mallarla yeni sezonların açıldığı dönemdir ve
Bu çok sizin biraz evvel bahsettiğiniz, Murat Hocam'ın da bahsettiği bu çok yüksek üretici fiyatlarını şimdi bir miktar Eylül ve Ekim'e reel sektör yansıtıyor. Yansıtmaya başladı. Hepimiz görüyoruz. O nedenle de ben hani Eylül, Ekim'de böyle aylık ikişer, üçer puana yakın belki bir 3 puan, belki sonra 1,5-2 puan böyle kuvvetli 2 Eylül, Ekim ayı da geçireceğimizi enflasyonda düşünüyorum. Bu nedenle de Merkez Bankası'nın hani biraz daha sabırlı olması daha iyi olurdu diye düşünüyorum açıkçası. Evet Murat Hocam siz ne dersiniz? Önce tabii baştan başlayayım yani Can Hocam söyledi bir yandan bu ihracattaki paradigma kalıcı hale gelecek mi? Yani biz biraz işte eksen kayması olarak Covid döneminde bunu konuşuyorduk ama gerçekten de kalıcı hale gelebileceğini reel sektör vurguluyor. Çünkü artık ne olursa olsun yumurtalar aynı sepete belli ki konmayacak. Yani bundan sonraki dönemde de hayatımızda Covid de olması artık iklim değişiklikleri bir sürü küresel riskten bahsediyoruz. Dolayısıyla hani Türkiye burada ihracat anlamında mesela bizim bu OVP'de de gördüğümüz tabloda çünkü yine dış talep kaynaklı büyümenin ön plana çıkacağı sanki vurgulanıyor. Yani sanki değil öyle vurgulanıyor zaten bu söyleniyor. Ne dersiniz? Türkiye bu anlamda kalıcı hale gelebilir mi ihracat payını artırma olarak? Şimdi her şeyden önce bu dış kaynaklı büyüme modeli diyelim ona. Hı hı. Bu Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu, bütün gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaç duyduğu bir model. Dış kaynaklı büyüme daha çok işte Almanya'nın, Japonya'nın modeli diye bilinir ya da Çin'in modeli diye. Çin'in bile yani iç pazarı çok büyük olmasına rağmen. Bu sağlıklı makroekonomik büyüme manasına geliyor. Şu yüzden, şimdi sizin ülkeniz Türkiye, dünya ekonomisinin %1,5 kadar bir cesamete sahip. Siz şirketlerinize fatura kestireceksiniz, ciro yaptıracaksınız ki büyüme olacak. Bunu iki türlü yaptırabilirsiniz, ya iç pazar ya dış pazar. Eğer iç pazara yönelirseniz dünyada 100 birim ekonomik talebin 1,5'una yöneliyorsunuz. Tabii orada da yetersiz kalınca, halkı borçlandırarak, kredi musluklarını açarak talep oluşturmaya çalışıyorsunuz. Bir süre sonra borçluluklar artıyor. Bu sefer başka kırılganlıklar doğuyor. Bunun farkında olduğu için Almanya gibi, Japonya gibi ülkeler çok uzun sürelerdir hep dışa açık ekonomi dediğimiz büyümeyle büyüyorlar. Yani yurt dışına satarak. Şimdi biz de 80 yılından sonra tabii buraya bir yapısal değişiklikle buraya doğru yöneldik. İthal ikamesinden İhracat bazlı bir büyümeye doğru da yaptık ama bir türlü uyumu sağlayamadık. Hep cari açık ticaret açığı verdik. 2000'li yıllardan sonra makroekonomimizin çok düzeldiği, istikrarın arttığı, özellikle 2002 yılından sonra biz bir başka tuzağa düştük. O da Türk lirası yurt dışından gelen sermaye ile aşırı değerli hale geldi. Ve biz dışa açık büyürken esasında ihracattan çok ithalatı desteklemiş olduk ve bir süre sonra %5'lere gelen cari açık bize işte durumu öğretti. Arkasından işte bir sürü hadiseler oldu. Şimdi bu en son durumda, Covid sonrası durumda acaba bu işte bu sene ve geçen sene birazcık, yani geçen sene Covid etkisini arındırırsak ancak acaba kalıcı bir büyümeye ihracat bazlı geçebilir miyiz gibi bir soru. Fakat şu anda elimizdeki şey, veriler, burada kalıcı bir şey olduğunu bana sorarsanız henüz göstermiyor. Keşke gösterse. Hı hı. Biraz evvel konuştunuz, çok doğru şeylerdi. Yani hani Avrupa biraz bütün sepetteki yumurtaları Çin'e koymayalım, biraz işte şeyi dağıtalım falan diyor. Türkiye işte coğrafi olarak bir bonusla karşı karşıya zaten. Talep odaklarına Rusya gibi, İşte Avrupa gibi yakın, bundan da bir ölçüde faydalandık ama daha çok dış ticaret açığı da verdik Avrupa'ya karşı. Şimdi bir taraftan kurun aşırı değersiz demeyeyim yani fair value'ye, adil değere yakın olması, birazcık değersizlik var açıkçası. Yani 8,5 biraz fazla ucuz. Türk lirası 8,5. Tabii lira. Adil değer de tartışılıyor bir yandan. Hani bir ara hep rekabetçi kur vurgusu yapılıyordu ama. Tabii bu bir makro iktisatçılar açısından bu bir teknik konu ama gazeteciler açısından da tabii biraz daha hani magazinsel bakılıyor. Hani bana bakarsanız bu işlerle uğraşmış bazı ülkelerin adil kurlarını hesaplamış birisi olarak yani bana sorarsanız şu anda bizim
6,5-7 civarındaki bir rakam bizi çok rahat götürür. Ama onun da ötesinde ihracatçıyı destekleyen bir rakam var. Bu da Avrupa'da şimdi ve diğer ülkelerde ama başta Avrupa'da yeniden canlanan taleple COVID sonrasında birleşince bizim lehimize güzel bir durum oluşturuyor. Ve bu seneyi biz bir taraftan cari açığı ve dış ticaret açığını iyi bir seviyeye indirerek, yani belki 15-16'larda kapatacağız bu sene. Bugün Sayın Başkan'ın hani sözünleri arasında bir şey vardı. Onu ben tam anlayamadım açıkçası ama cari fazla verme konusu yılın ikinci yarısını mı kastediyor, bütün yılı mı kastediyor? Fakat hani ilk 6 ay rakamlarına baktığımız zaman biz ikinci yarıda hani bunun üzerine bir 2-3 daha koysak 15-16 ile kapatsak bu seneyi harika bir şey. %2 civarında falan olur galiba. 15-16 milyar dolarlık bir açık oluşabilir değil mi tahminler? Benim tahminim, hı-hı, ben o civarlardayım. Eğer o olursa işte bu da kabaca %2'lik bir şey ve bizim ekonomimiz %9 gibi güzel bir harika bir diyeyim büyümeyle bir taraftan da cari açığı %2 ile kapatırsa bu harika bir yıl olur. Ama tabii işin bir de öteki göstergeleri var. O da enflasyon. Enflasyon tarafında biz bu kadar hızlı büyüdüğümüz zaman aynı anda cari açıkta olduğu gibi enflasyonu düşürmede ne kadar başarılı, şanslı oluruz ona ben emin değilim. O yüzden daha evvel de söylediğim gibi yani enflasyon üzerinde şu anda çok büyük riskler var yukarı doğru. Kur üzerinde de var. Dolayısıyla böyle bir durumda Merkez Bankası'nın devamlı tetikte olması lazım. Eğer tetikte olursa biz bu sene enflasyonu hani 16'lar değil de diyelim ki hani olur ya 13-14'lerde kapatsak, bir taraftan cari açığı %2'de kapatsak, eksi yani, hı hı, büyümeyi de +9, biz Austin Teknik Üniversitesi'nde Can Hocam'la onu paylaştım mı bilmiyorum, %9-45 gibi bir tahmin yaptık şu an için. Diyelim ki 9'la kapattık veya 9.2 ile kapattık. Yani harika bir olay olur. O yüzden Merkez Bankası esasında iyi bir rüzgarla karşı karşıya. Yani güzel bir rüzgar geçen senenin aksine. Bunları iyi değerlendirmek lazım. Son bir konu daha var konsantre olmamız gereken ki o da ekonomi tabii bakanlık tarafında. O da şimdi Covid'den sonra bizim bütün dünyada da bizde de tabii şeyler birazcık açıldı, bütçe açıkları. Şimdi öyle bir şey geliyor ki OVP'ye de baktığımız zaman biz %1-1.3'lere kadar indirmiştik ve bunu bir artık hani yatay hale getirmiştik bütçe açıklarını. Şimdi tekrar 3'ler-3.5'lar civarında stabilize olduğu gibi. 3-3.5 fena bir rakam değil makro iktisadi açıdan ama yani onları biz tekrar %1-1.5 seviyelerine bir şekilde bu Covid meselesi normalize olduktan sonra çeksek yani gayet güzel bir şeyle 2022-23'e, 24'e neyse yaklaşmış oluruz. Dolayısıyla bütün bunlar şu anda spotları Merkez Bankası'nın üzerine çeviriyor. Ve tabii bütçe açısından da Maliye Bakanlığı'na çeviriyor. İyi kullanabilirsek güzel bir rüzgar var arkamızda. Peki biraz mali disiplin, biraz da istihdam konuşmak istiyorum ikinci bölümde ama kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından buradayız. Ekonomik Görünüm devam ediyor. Doktor Can Fuat Gürlesel ve Profesör Doktor Murat Yülek konuğum. Devam ediyoruz. Şimdi biraz OVP üzerinden mali disiplin tarafında Murat Hocam ekledikleri vardı. Hemen Can Hocama da aynı soruyu sormak istiyorum. Biraz tabii burada yüzdesel olarak baktığımızda görece gelişen ülkeler arasında yine iyimser tahminler olarak tabii değerlendirildi ama ne dersiniz hocam bu tahminler, daha doğrusu hedefler önümüzdeki dönemde bir de seçim dönemine de girilecek. Olabilir mi? Çok doğru. Şimdi seçimi siz telaffuz ettiniz. Esasında Türkiye'deki bütün politika uygulamaları, beklentiler ve öngörüler için artık 2022'de yavaş yavaş bir seçim etkisini de olacağını öngörmek lazım. Yani seçim 2023 yılında zamanında dahi yapılsa bu muhtemelen
2022'nin ikinci yarısından itibaren, hatta 2022'nin başında belirlenecek olan asgari ücretin artış oranı dahi burada seçim etkisini görmeye başlayacağız. Onu hatırlattığınız iyi oldu. Tabii mali disiplin konusu değerli Murat Hocam çok önemli bir konuya bahsetti ki şöyle, yani Türkiye çok uzun yıllar mali disiplini ölçtüğümüz, yani bütçe açığı ve genel kamu açıklarının milli geliri oranı itibariyle birçok gelişmiş ülkeden, kendisine bu konuda hedef koymuş olan birçok ülkeden dahi daha iyi sonuçlar elde etti. Kamu kaynakları ne kadar etkin kullanıldığı, vergi politikası ne kadar etkin sonuçlar yaratıyor. Bunlar ayrıca tartışılabilir. Ama manşet oranı olarak bu oranları doğal olarak pandemiyle birlikte bir miktar bizde de bozulma oldu. Ama yine böyle gelişmiş büyük ekonomilerle karşılaştırdığımız zaman bir %10'lar seviyelerinde değiliz. Oldukça makul seviyelerde yine götürüyoruz. Bundan sonraki döneme ilişkin, yani 2022, 23, 24'e ilişkin mali disiplin tarafı, yani ben şöyle bakıyorum, iktisadi faaliyetlerin genellikle daha canlı olduğu dönemde biz biraz daha fazla vergi toplayabildiğimiz için açıkçası bu açıklarımızın oranlarını düşürebiliyoruz. Yani burada bu mali disiplin konusunu böyle ana politika değişkenleriyle sağlamıyoruz. Ekonomik büyümeye bağlı olarak işte ÖTV, KDV, ithalattan alınan vergiler vesaire, buraya çok bağlıyız. Yani bunlar biraz hızlandığı zaman vergi tarafında daha yüksek gelirler elde ediyoruz ve açıklarımız daha sınırlanıyor. Yani şimdi bu senenin %9, önümüzdeki senelerin 5-5,5 büyümeleri hedeflerinin olduğu bir ortamda vergi gelirlerinin de vergi oranlarını arttırmadan daha yüksek gerçekleşebileceğini öngörmek gerekiyor. Ama yani bu tabii sizin biraz evvel bahsettiğiniz seçim ve ona yönelik işin harcamalar tarafı da ise burada da bir miktar genişleme olmasını beklemek lazım. Çünkü 2022 bu anlamda harcamaların biraz daha iç talebi canlandırmaya veyahut da iktisadi faaliyetleri canlandırmaya yönelik kullanılması olasılığını arttığı bir yıl. Gerçi bunu OVP'de çok böyle olacak şeklinde rakamlarla görmüyoruz. Ama bir yandan da bir enflasyon etkisi de var. Yani %20'lerle yaşanan bir enflasyona bağlı olarak da bu rakamlardaki artışları arındırmakta fayda olabilir diye düşünüyorum açıkçası. Yani mali disiplin tarafında böyle çok radikal değişiklikler olmadan göreceli olarak açıklarımızı bir miktar azaltabileceğimiz bir 2022 olabilir. Ama burada daha önemlisi bence vergiyi ödeyenler tarafı veyahut da kamuya yükümlülüğü olan reel sektör tarafındaki durumu da çok kısaca bahsetmek isterim açıkçası. Şimdi biz 2021 yılında biliyorsunuz şu anda bir yeniden bir yapılandırma sürecindeyiz. Bütün kamu yükümlülüklerini, daha önce yapılandırılanları da buna dahil ettik. Ve bunu bir ay süreyle uzattık ki bazı kesimlerden yıl sonuna kadar uzatalım talebi de var. Yani şöyle söyleyeyim, reel sektörde ihracat ve ihracata dayalı firmalara çalışan firmaları dışarıda bıraktığımız zaman firmalar halen pandemi sonrasında yeterli bir nakite ve bu kamu yükümlülüklerine ötelenen birikenleri geri ödemeye yetebilecek bir satış hacmine ve nakit girişine henüz ulaşamamış durumda. Ve bunlar da evet, daha ağırlıklı iç piyasada çalışan ve çok önemli ölçüde de küçük, mikro, küçük orta ölçekli firmalar. Ben bunların sıkıntısının devam edeceğini ve bu anlamda da mali disiplin üzerinde yeni ertelemeler, ötelemeler, hele ki seçimde yaklaşıyor. 2022 yılında yine atılacak adımlar da açıkçası olabileceğini, hatta buna önemli ölçüde ölçekler itibariyle mikro ve küçük ölçek esnaf tarafında ihtiyaç olduğunu da açıkçası görüyorum.
Evet, şimdi son olarak istihdam tarafını konuşmak istiyorum. Aslında tabii baktığımız zaman özellikle ikinci çeyrek büyümesinde de mesela sanayi tarafında işte büyümeyi konuştuk, ihracatın arttığını konuştuk, yatırımların ciddi oranda büyümeye katkı sağladığını konuştuk. İşte bu yatırımlar hangi ölçüde istihdamı artırıyor, nasıl bir istihdam profilimiz olacak önümüzdeki dönemde? Şimdi OVP'ye baktığımızda aslında 1.170.000 yani 1.170.000'lik bir istihdam artışı. Şimdi bu oldukça yüksek kaldı bizim ortalamalarımıza göre. Yani yaklaşık 15 yılda 4.7'lik ortalama büyümemiz varken bile 479.000'lik bir istihdam sağlayabilmişiz. Acaba ne olacak da bu istihdam oranı iki katından daha fazla, hani hedeflerde acaba ne olabilir? Hemen ben Murat Hocam'a sorayım. Evet, şimdi hani oran olarak baktığımız zaman esasında muhafazakar bir şey var orada, ben öyle görüyorum. 2020'de 13.2 ile kapatmışız. 2021 sonunu hedef olarak 12.6 yapmış ki şu anda biz onun daha altındayız. Dolayısıyla ben orada biraz muhafazakarlık görüyorum. Ama dediğiniz gibi düz rakamlardan gidersek, yani seviye olarak orandan değil de rakamlarla gidersek biraz daha zor gibi gözüküyor. Buna da karşılık şu hani %9 büyüme yaşadığımız bir dönemde kademeli olarak, birikimli olarak hani hem yatırımlarda gelen artışın hem de faaliyetlerdeki artışın istihdamda bir miktar rahatlama yapması normal. 2020 gibi tam olarak hani istihdamın istediğimiz seviyelerde olmadığı, yüksek seviyelerde olduğu bir yılın arkasında ihracatın bayağı hızlandığı, büyümenin %9 gibi bir seviyede olduğu yıl için OVP'deki istihdam rakamı bana bayağı muhafazakar geldi, olabilir gibi geldi. Dediğim gibi hani o rakamı tekrar telaffuz edersek, tahmin olarak tabii bu artık 9. aya geldik. Bu yılın tahmini 12.6, gelecek senede 12.0 gibi koymuşlar. Yani burada ben çok büyük bir sorun görmüyorum. Etrafımızda gördüğümüz hani sanayi şirketleri ve tabii bununla birlikte o ekosistemin içindeki tüm o değer zincirinin içindeki lojistikten tutun hizmetlere kadar o taraflardaki canlanmayla sanıyorum 28.6 milyon gibi bir sene sonu istihdam hedefi var. Bana tutarlı gibi geldi. İstihdam hakkında böyle peki düşünüyorum. Peki Can Hocam, ben size şuradan sorayım. Reel sektör tarafında tabii sizin hani çok fazla görüştüğünüz, biliyorsunuz yani ihtiyaçlarını, en azından bu anlamda mesela istihdam tarafında biliyorsunuz hep konuşulan işte sektörün ihtiyaçları nedir? Kalifiye eleman bulunması, usta kalfa, bununla ilgili meslek liseleri vesaire hep konuşulur. Adımlar atılıyor vesaire. Bunlar da biraz orta vadeli programa girmiş. Bir takım başka unsurlar da var. Bununla ilgili dikkatinizi çeken neler vardı? Ya şöyle, bu açıkçası hani daha çok sanayi kesiminde dile getirilen, daha çok ara kademelerde çalışan elemanlara ilişkin bir talep, bir açık olduğu ifadesi, burada eğitimin yetersiz olduğu, bunu halen çok çözebilmiş olduğumuzu düşünmüyorum ve orta vadeli programdaki konulan başlıklarla da böyle hemen bir iki senede de sanki çok çözemeyeceğiz gibi gözüküyor. Bir de sanayi tarafında gençlerimizin çalışmak istememe gibi bir eğilimi de var açıkçası. Daha çok hizmetler sektörünün tercih edildiğini de görüyoruz. Yani istihdam piyasasını tabii baştan aşağıya çok farklı değerlendirmek gerekiyor. Yeni kuşaklar geliyor. Artık evlerden çalışma giderek kalıcı hale geliyor. Dijital erişimin gelmiş olduğu nokta çalışma koşullarını baştan aşağıya değiştiriyor. Çok önemli bir göç alıyoruz. Çok önemli ölçüde onları istihdam ediyoruz. Hani başka programlarda konuşuruz ama bu hafta iki tane ayrı başlıkta çok önemli temaslar oldu. Yani benim içinde bulunduğum, yani burada çok önemli ölçüde göç. Şöyle, göçmenlerin çalıştırılmasına yönelik olarak göçmen kamplarında özellikle Afganistan'dan gelen bu yeni göçmenlerin çalıştırılmasına yönelik olarak teşvikli bölgelerde
kamunun bazı özendirici, hatta biraz yönlendirici etkilerinin olduğunu, kalkınma ajanslarının da burada aracılık ettiğini vesaireyi de gördük. Yani Türkiye'de ki istihdam piyasası böyle iç içe de geçmiş durumda açıkçası. Bir ana sanayiler var, bir de daha çok atölyeler boyutunda çalışanlar var ama atölyelerde çok önemli ölçüde yabancıların, mültecilerin çalıştığını görüyoruz. Çok önemli bir istihdam da orada var. Onun için bizim açıkladığından, yani TÜİK'in bu rakamları üzerinden konuşurken Türkiye'deki toplam istihdam, Murat Hocam mesela biraz evvel söyledi, 28.6 milyon. Bunun içinde yaklaşık 1-1,5 milyon yabancı çalışan var mı yok mu? Onları dışarıda bıraktığımızda nasıl olur? Yani bu rakamlar biraz istihdam piyasasına ilişkin yorum yapmayı zorlaştırıyor bu karmaşıklık. Fakat ben istihdam piyasasıyla ilgili daha önemli şurayı belirteyim. Şu anda eleman bulma, eleman ihtiyacı vesairenin biraz da ötesinde 2022 yılında karşılaşılacak olan ücret artışları şu anda reel sektörün çok daha önceliği haline geldi. Çünkü burada böyle bir enflasyon, böylesine bir satın alma gücünün, hane halklarının, çalışanların eridiği bir ortamda, yani bir asgari ücret, yine bir seçim yılı öncesi, yani bir %25-30 arası bir artış beklentim var benim, ki ben bunu uzun süredir telaffuz ediyorum. Şimdi iş dünyası da yavaş yavaş bütçelerini hazırlamaya başlayacak. 2022 bu anlamda da görmeye çalışacak. Sanıyorum yani ücret politikaları şu anda daha önemli hale geliyor reel sektör açısından diye düşünüyorum. Evet Murat Hocam, eklemek istediğiniz bir şey olur mu? Bu ücretsizlerle ilgili olarak biliyorsunuz işte ikinci çeyrekte de o devasa büyümenin arkasında biz hani baktığımızda işte ücretlere yansımayışı hep konuştuğumuz konu, zaten yıllardır kademe kademe aşağı gelişte, milli gelir tarafında da keza öyle. Şimdi nasıl bir tablo bizi bekliyor, yani bu tarafı nasıl düzeltebileceğiz? Valla şimdi şöyle bakmak lazım. Türkiye vakumda yaşayan bir ülke değil. Türkiye bir dünya sisteminin içinde yaşıyor. Bizim gibi 200 tane ülke de aynı şekilde. Ve bu 200 ülke dünya üzerindeki, bir tarafta Almanya gibi yüksek fiyatlarla ürünlerini pazarlayabilen, diğer tarafta da Çin gibi, ama şimdi artık Çin'i de orada sayamıyoruz ama Vietnam diyelim veya Sri Lanka diyelim veya işte Bangladeş diyelim gibi ucuz işçilikle rekabet eden, yani ücret rekabeti yapan, fiyat rekabeti yapan ülkelerin arasında bu bir nevi bir değirmen gibi şey oluyor, eziliyor. Şimdi Türkiye'deki şirketler, devleti bir tarafa bırakalım, Türkiye'deki şirketler şu lükse sahip değil: ben ürettiğim malı dünyanın istediğim yerinde istediğim fiyata satarım, paramı kazanırım, güzel para kazandığım için çalışanlarıma da çok güzel ücret veririm diye bir böyle bir cennet dünya, Alice Harikalar Diyarı dünyası yok. Aynı şekilde bırakın dünya pazarlarını, Türkiye pazarında bile, dünya ticaretinin bu kadar serbestlik içinde olduğu bir dünyada bir Türk işletmesi yurt içinde bile hem Alman rakipleriyle, Alman kategorisindeki diyeyim, yüksek fiyatlı mal satan, yüksek kalite algısı yaratmış olan, öteki tarafta da çok ucuza mal satan rakipleriyle, evet, kendi ülkesinde bile rekabet etmek zorunda. Şimdi bir an için kendimizi sanayicinin yerine koyalım. Hizmet, evet, sektörü demiyorum. Hizmet sektöründe rekabet yok. Yurt dışıyla rekabet yok. Yani sizin bir yani ben yarın berbere gideceğim. Ya Türkiye'deki berber çok pahalı, ben gideyim de işte New York'ta, Sri Lanka'da berbere gideyim diyemiyorum. Yani bunlar tradable mallar değil. Tradable mallar, yani ticareti yapılabilir mallar. Özellikle sanayi malları. Sanayi mallarına baktığımız zaman ben bir şirketim Ankara'da, Ostim'de kurulu, ürünümü ürettim. Belli bir kalite algım, belli bir şey algım var yerli veya uluslararası müşteri gözünde. Fiyatımı, evet, ben belirleyemiyorum. Fiyatımı karşı taraf belirliyor. Dünyada böyle bir durum varken ben, evet, şirketimi ya kapatacağım, kar edemediğim bir ortamda, çünkü Türkiye'de iş ortamı da çok iyi değil, maliyetler çok yüksek, iş yapma maliyetleri çok yüksek,
bir avuç müteşebbis, onlara kapitalist diyor bazıları. Peki ve hocam son birkaç cümlenizi alayım çünkü. Yani şunları söylüyorum, bunlar bizim elimizde değil. Türkiye'deki ücretleri maalesef şirketlerimizin belirleme imkanı kalmamış böyle bir dünyada. Dolayısıyla buna karşı uyanık olmamız lazım. Eğer çok büyük ücret artışı beklersek şirketlerimizden, şirketlerimizin kapısına kilit vurulur, hepimiz işsiz kalırız. Bu kadar basit. Çok teşekkür ediyorum Doktor Can, Fuat Gürlesel, Profesör Doktor Murat Yürek yorumlarınız için, katkınız için. Biz de teşekkür ediyoruz. Sağ olun, Murat, iyi akşamlar diliyorum. Ekonomik görünümü noktalıyoruz, az sonra küresel piyasalarla karşınızda olacağız.